Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Tamam. Günlerimiz aydın olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun. Evin odayın haline. Biliyorsunuz bir Serapçığımız geldi, gördüğünüz gibi. Hoş sohbetler. Önce şurayı bir toplayayım da kahvemi öyle içeceğim. Çok güzel bir gün geçirdik onunla. Tabii sohbetlerimiz sizin karşınızda da oldu ama kamera arkası ikimiz koptuk, koptuk gülmekten. Çok karıştı. Oturduk sohbet ederken yani şöyle sizi yakın alayım da hem öyle toplayayım. Şu ipleri çok uzak mı kaldınız? Kaldırılacakları kaldırayım. Bunlar kalkacak şimdi. Farklı bir şey yapacağız Serapçığımla. Şunları bir tür toparlayalım. Aman. Ah, ah benim bu kalan ipler. Ah, ah. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hem gönlümüze hem evimize canlarım benim. Ah, Yelekcuk diye oturdu. Ben Serap diye aklımdan geçiyordu zaten. Mükü de geçiyordu tabii ki ama Serap bu tür çok renkli. Gördüğünüz gibi Mükü'den daha çok. Zaten gördüğünüz gibi dünkü videoda da oraya koymuştum ben onu. Serapçığımın yaptığı motif. Gülüyor bana. Şey yaptık. Dedim nasıl? Bayıldı, bayıldı. Ondan sonra dedim gel giydi. Dedi bu. Dedim şimdi doğruyu söyleyeyim. Ben bunu bir başladım. Kime niyet, kime kısmet diye Serapçığım dedim. Aklımdan dedim iki kişi geçti. Biri sen, biri daha. O da tahmin etti tabii ki. Ama dedim sen daha çok ağırlıklıydın. Kim önce gelirse mesela ona beğenirse diye. Sen renkli olduğun için dedim. Aklımdan sen daha çok geçtin dedim. Üstüne giydirdim. Hadi baba, ay o kadar sevindi, o kadar hoşuna gitti ki. Çünkü ben onun biliyorum o tür şeyleri sevdiğini. Ben de seviyorum da. Gördüğünüz gibi hem büyük, yani bu ayrı, bu ayrı. Nereye? Şuraya. Dedim yalnız dur, şey yapamadım. Arkadaşımın biri de bana adını da unuttum. Yazayım şeyden, WhatsApp'tan yazıyor. Frikik yakalıyor, yakalıyor bana. Atıyor sabah. Yine atmış, öpüyorum hayatım seni dedim, yapma kız. hatırlıyorsun değil mi diyor, bir kere daha diyor yakalamıştım diye. Evet dedim, hatırlıyorum. İnsanlık hali. Of, of işte bunlar düzelecek hep. Geldi dedim, dur Serapçığım ben bunun düğmesini alayım dedim, düğmelerini dikeyim. Öyle dedim sana takdim edeyim. Hayır dedi, bende düğme var dedi. Ve sabah üstüne sabah giyip de gitti, üstüne de kot ceketini giydi. Bu arada dur kahvemizi yapalım da şurayı toparlayalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Sen dur bakalım, dur sizi ben bir ayıklayacağım. Onu biliyorum, o Allah'ın emri. Sen de buraya. Ha, bana şey söyledi, akşam sohbetimizi yaptık, kahvelerimizi içtik, çayımızı içtik. Bir şey indirdi bana o. Bu arada görüntü nasıl bilmiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle kötü tabii ki. Onun farkındayım. Arkadaşlar hani ışığa karşı geldi mi böyle oluyor. Şöyle koysam mı? Hani arkadaşım biri demişti ya mutfakta videomda da göstermiştim onu da.
Oraya oturdum. Biraz daha çok şey gösteriyor. Sanki şahlı şahboz oldu. Neyse. Hırka dedi arkadaşım. Sen bana göster dedi. Oturduk, bunlar ondan dağıldı. Bu şekilde. Sen bana göster dedi. Evde iplerim var dedi. Ne olursun dedi, yapalım dedi. Bir şey var, onu indirdi. Şu serabımın yaptığı, bir iki yaptı böyle işte. Ben gösterdim ona. Oturduk onu gösteriyordum. Hem sohbet, hırka yapacakmış. Ben de şöyle şu motifleri yaptım. İşte şimdi artık ya ipler değerlendireceğiz. Şöyle. Renkler bunlar olduğu için almayacağım. İplerimiz kalmıştı. Bunları birleştirip o hırka istedi. Ben yelek türü. Bakalım bu sefer ölçüyü tuttururum. Yıllardan beri tabii ki elime almadığım için şöyle şunları yaptım. Hem sohbet, hem çay, hem kahve derken dedim kıyamadım ona. Serap, hadi arkadaşım sabah erken. Ha, gidecekti akşam. Neyse dur kahvemizi yapalım da oturalım şuraya, daha rahat konuşalım. Evet, bulaşık makinemizi kapattım. Sabah onu geçirdiğimde çalıştırmıştım ama çok gürültü yapıyor. Kahvemizi yapamadık, onları toplarım gene. Akşam gidecekti o. Oturduk o örgülere başlamadan. Ben ona ne dedim? Yemeğimizi yedik. Kahve içtik. Sonra da kalmaya karar verince çay demleyelim dedik. Tamam demleyelim dedim. O zaman örgüleri çıkardık. Baktım dedi, ben de dedim aa nereye dedim, bu saatten sonra olur mu demeye gelmiş gibi. Hayatım dedi, tam dedi servisleri bilmiyorum, canı kalmak da istiyor. Ya, çalışan insan için tabii ki biraz zor. O bendim o, çalışır gelin gelin gir, direkt hafta sonu mülküye geçerdim. O dedim ya, bizim aramızda bir işlerimiz var, dün fotoğrafçıya indim çıktım diye. Hatta fotoğraflarımı aldım. Biyografi olarak çekil dedi. Şahtım şahbaz olmuşum. Nasıl gülüyor? Hayatım şu fotoğrafıma baksana dedim. Çektirdin mi fotoğraflarını? Çektirdim dedim. Şu fotoğrafıma bakar mısın dedim. Saçımı toplayamıyorum. Tok olması, demir olması kesinlikle olmayacak kafada. Saçta aşağıya 13 ilgiydim. Bunları çektirmek için. Çektirdim hayatım dedim. Hemen yapılacak işlerimizi yaptık. Ondan sonra gideyim dedi o. Sonra kesin dedi geleceğim. Öttüm kız bizim şikisi. Öttü mü? Dur. Şimdi öttü. Ben geleceğim dedi. Buradan dedi. Buraya gelirken de zaten konum attım ben ona. Bir kere geldi biliyorsunuz Zehracığımla. Şimdi servis dedi olmadı. Ben çarşıda indim, çarşıdan geliyorum dedi. Zaten çarşıda indiğinde hani servisim buradan geçmiyor dedi. Öyle bir durdu, canım kalmak istedi. Gitmek istemedi. Acaba dedi servise dedi bir söyleyeyim dedi. Söylememiş servise. Neyse kahvemizi alalım, kahve köşemize geçelim. Orada devam edelim. Hoş geldiniz kahve köşeme. Akşam yana yana bak burada bırakmışım. 3 tane tuğ çıkardım. Hem ona gösteriyorum hem kendime. Bilgisayarıma çıktı. Arada bilgisayarıma bakıyordum. İşim var bilgisayarda. Demek ki tığla kalktım. Burada bıraktım. Deli gibi orada aradım hep. Gerçi yedek vardı da illaki bu elim buna alıştı. Canı da kalmak istedi. İşlerimizi hallettik. Dedim ya bazı işlerimiz var, inşallah olursa açıklamasını yapacağız tabii ki. Gerçekleşeceğinden eminiz de neyse. Onlara yok gideyim dedi ondan sonra. Ya üstümle başımla dedim, saçmalama. Onun kafasındaki soru işareti servis, dur bakayım dedi, servisi bir arayayım dedi. Canı da kalmak istiyordu. Arada iki servis varmış onların. Serap'ın çarşıya kendi evinden gittiği servis. Bir de bir tane daha varmış.
buradan öteki geçiyormuş. Oh bir sevindi, numarasını aldı. Kaptanla iletişime geçti. Tabii örnek unlu mamulleri diyorum ya, yakın o da. Bir 5 dakika 10 dakika yürüme. Hani ilk birim kapının önü değil de o da şurada yakın. Oraya kadarmış. Biliyor Serapcığım da orayı. Dedim tamam. Ondan sonra oradan alacak. Oh oh iyi oldu dedi. İstiyordum kalmak. Çok da özleştik. Gördüğünüz gibi artık sarıl sarıl. Görsen artık bir kamera arkasında duruyor duruyor. Videoyu sizlerden ayrıldığımız zaman orada işlerimizi yaparken duruyor duruyor sarılıyoruz, öpüşüyoruz. Bayağı ara verdik. Ama dedi ben de aynı onun gibiyim. Bir yere giderken yedek mesela üst falan hepsini yanımda götürüyorum. Her gün değiştiğim için. O da işte biraz ben onun huyunu da biliyorum da dedim dur. İşte kazağım dedim, dolabı aç, hangisi uygunsa al. Oradan giy dedim ben, baktı. Benim her zaman için kullanmadığım eşofmanım da vardır, çorabım da vardır, akletim de vardır. Çamaşır olarak hepsi hiç kullanmadım vardır benim. Bulunur öyle bende. Dedim ben yanlış anlama dedim, bende var yani kullanılmadık dedim ben. Ona daha çok sevindi. Ben de herkesin her şeyini giyemem. Ona sevindi. Dedim çorap var, hepsi var dedim, aklet var, yalnız konduramadığımız, bulamadığımız aklet yarım kollu istedi dedim, üzgünüm yarım kollu yok, bende askılı var dedim, ben hiç giymedim dedim, ben diğer çamaşırlarımızı da everdim, kıyafetini de beğendi. Yeleğe de dedim, kız dur düğme dikerim yok dedi, sabah onu giydi fınladı gitti, üstüne de kot ceketini giydi. Kaldı işte o örgüyü dedi, ben dedi hırka istiyorum, örneğini gösterdi. Hadi dedim sana hırka yapar ki dedim, ben dedim yapmayacaktım, yeleği yaptım ama dedim süveter yaptıydım. Motif olarak dedim ben de dedim gösterdiğim gibi motif ekleyeceğiz. Hem ona gösterdim, biraz elini düzeltti. Evde dedi bir sürü dedi küçük dedi iplerim var dedi. Onları toparlayayım dedi, onları dedi getireyim dedi. Bir tane çok sevdiği bir kaza varmış, onu söyledi. Ona baktık aslında motifti. Hırka yelek ondan sonra çıktı. Bana dedi şöyle küçük çiçekler yapar mısın? Dedim ne yapacağım? Beyaz bir kazan var, bir iki yerinde leke oldu dedi. Hani ona dikmek için. Baktım dedim ben sana yapıveririm bunu. Ama dedim sen kaza bir getir bana, ben bir bakayım kaza. Yünü kalın mı? Hani örgüde çok şey yok mesela benim bilmediğim. Çok güzel yönleri vardır Serap'ın. Benim asla yapamayacağım, beceremeyeceğim. Ama herkes işte birbirini tamamlıyor. O da örgü de yani. Hep dışarıda şey olduğu için. Dedim ben ona göre yapayım. Kalından mı, ince mi, triko nasıl dedim. Olmadı dedim ben. Benim çok sevdiğim bir deri montum vardı mesela. Öyle yaptım yanlışlıkla diye. Arkası yanlıydı. Güzel bir tane amblem mesela. Küçük küçük şeyler. Onlardan da dikebiliriz. Ya örme dedim. Hangisi yakışacaksa. Çok ince bir trikoysa ördüğüm bu kalın ip çok kaba durur orada. Tamam dedi. 2 gün sonra gelecek. Çünkü şimdi servisi de ayarladık ya. Aa dedi ona çok sevindim dedi. Dur sen ben iplerimi toplayayım evden dedi. Kendime üst baş da alayım dedi. Dedim tabii dedim bak mükünün dedim. Ben burada dedim yedek var. Ha yok mu? Ben de hiç kullanmadığım kıyafetlerim, çamaşırlarım var ama insan ne kadar al getir al getir. Ben de şey olurum. Getir dedim. Vallahi çok mantıklı, çok iyi dedi. Ben de dedi şey yapayım, düşüneyim öyle dedi. Mükü geldiği zaman taşımaz. Mükünün çamaşırından tut, akletine vardır yedekte burada bir çekmecesi. Olur dedi. 2 gün sonra dedi buradayım, telefonlaşırız dedi. Hem kazağımı getireyim dedi, hem senden aldıklarımı getireyim dedi. Haberleşiriz dedi. Anam yatacağız, çay demledik artık. Ben şeyim, hemen bitsin elime bir şey aldım mı, arkadaşımla yavaş yavaş aiste. Ben hırslı işte sevmiyorum o huyumu. Serap olmasaydı belki 20 tane yapardım o motiflerden. Başladım ya artık. Oturuyoruz, mutfağa geçiyoruz, buraya geliyoruz. İşte sohbetler, gene sohbetleri kralı onun. Ona bir tane hırka yapacağız. Ya yelek iplerini getirsin. O şekilde dağıldı.
dedim hadi elini alıştır. Ben yaparken işte iki bat, üç çık. Bu niye böyle oldu diyor, beni de güldürüyor. O şekilde onlara başladık. Dedim ben de şu artık kalan ipleri bitireyim, sıfırlansın. Dedim bitirmeye çalışıyordum yeleği, öyle yaptım renkli. Ama ben renk severim dedim. Kolunu yorma gene dedi, yazık kıyamam, masaj yapayım mı var? Yok kız dedim, ne masajı dedim yani. Gerek yok dedim, iki gün sonra, bilemediğiniz üç gün sonra bilemeyeceğim artık. Tamam dedi, hepsini toparlayayım dedi, servisi de ayarladık dedi. Dedim ben gene ona giderken servise dedim şey yap, telefon aç. Çünkü ilk alacak buradan. O da ona ilk binecek. Şey yap dedim, ara dedim, tamam dedi. Saat bir oldu, ben oturuyorum ama o çalıştığı için onu düşünüyorum. Bir olmadan zaten koltukta biz yemeği yedik. Reyhan şerbetini çok sevdi, ondan çıkarmıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşım gelecek de, tabii ki çay kahvemiz vardı. Koltukta şöyle, bana ben anladım ama. Serapçığım dedim, çocuk odasında büyük benim sürekli kullandığım, buradayken siz görüyorsunuz yastıktan iki tane var orada. Ötekini dedim, al getir şöyle verme uzan. Yok yok dedi, bu arada tuğu bişim. Sabahlığı gördü, bayıldı sabahlığa. Oraya şey yap dedim, uzan dedim, yemek yedikten, çünkü orada ayakta sürekli, iyi bile dayanıyor, yorulduğunu ben biliyorum onu. Oraya uzan dedim, yok yok dedi. Derken şöyle oturdu ileride, çay yarım kaldı, şöyle kafa, dedim 5 dakika şöyle dayanık olsa üstünü örteceğim. İçi gitti, baktım bir 10 dakika sonra Serap dedim, usulacık hemen açtı, aa dedi uykuyu almışım dedi bak. İşte bende de olur o, bir 5 dakika 10 dakika şekerleme yapayım, gözlerimi dinlendiriyorum dedim. O bana çok iyi gelir. Kalktı, baktım, dedim getir çayını tazeleyeyim, kaldıydı yarım, hemen çayını tazeledim, koydum, ondan sonra başladık. Otur, saat 1 oldu, Serap, hani bir kere söyledim, üsteleyemiyorum da sanki kalk yat diyecekmiş gibime geliyor. Aslında benim gibime geliyor, öyle düşünecek bir arkadaşım değil, ben onu düşündüğüm için. Yoksa ben ondan sonra geçtim, 3 mü neydi yattığımda. Şey yaptık, oturduk, konuştuk, baktım saat bir mutfağa geçelim dedik, çayın altını yaktık, kahve dedi, dedim vallahi sen bilirsin, ben içerim, yok dedi, uykum kaçar dedi, işe gideceğim dedi. Arkadaşım bilme de kalkamam diye, 6'da beni hem ara demiş hem saat telefonunu kurmuş, duyamam diye, ben maşallah ecinliler gibiyim ben. Baktım sabah işe giderken beni öldürdü, kopardı gene gülmekten. Geçtik, ay Fayzeciğim sarmaların o kadar güzel olmuş. Ay, dedim ya bak böyle şeyleri sorma dedim. İstiyorsan koy. Sarmayı koydu, kendine şerbet koydu. Orada bir iki oturduk, onları yedik, tekrar geldik. Serapçığım geç kalmayasın diye. Vallahi hiç de dedi, göz arada bir uyku geliyor da özlemişim de seni diyor. Sohbet de bitmiyor. Yatasım da yok ama dedi yatalım. Dedim nasıl olsa geleceksin, gene kalacaksın. Nasıl olsa servisi ayarladım dedim ben. O da koltuk almış. Kurban olurum yeni klima almış. Kliması çok eskiydi. Ev baktık buradan otururken. İnternete girdik. Bu civarlardan her gün bakıyorum dedi. Evimi dedi yerleştirdikten sonra dedi planlarımız var evine. Bak diyor seni çağıracağım. Kız ben evdeyim gelirim, sen onlara takılma dedim ben. Hani evi taşırken yardım etmez olur muyum dedim, aşk olsun. Tabii ki gelirim dedim. Onları konuştuk. Saat 1:30'du, hadi hadi dedim. Artık biz öylece bıraktım orayı dedim, bırak kalsın. Ben evdeyim. Neyse yattık, ben 3'e doğru tabii ki uyudum. Sabah ben zaten 5:30'da gözler açık benim.
6'da baktım telefonu arkadaşı arıyor. Tamam dedi Usulacık, beni kalkmadı sandı. Ben de mecbur ama kalkmadım, kıpırdamadım. Uyandırmamak için. Rahatsız olmasın diye. Baktım arkadaşı arayınca kalktım güzelce. Çayı mayı. Ama onun 5 dakika arayla alarmı çalıyor. Durduruyor. Çalıyor. 4 kere oldu. 20 dakika bir geçti. Kesin 5 dakika arayla. Ben de usul usul hem çayı demledim, kahvaltıyı hazırladım. Baktım dördüncüye geç kalacak. Bazı insan öyledir. Ben bir kere de kalkarım hemen. Daha kendimi zinde hissederim. Hemen anında kalkarım. Beni zaten bir şey çalmaya alarm gerek yok. Ben kalkıyorum. Herkes bir değil. Arkadaşım da toparlanıp şey yapamıyor. Artık dördüncü de çağırdı. Dedim bebiş, Serap. Hayatım bak geç kalırsın. Bir de buradan ilk bineceksin servise. Kalkıyorum kalkıyorum dedi, toparlandı. Günay dedim, kahvaltı yapmam dedi. Neyse derken yaptık ettik. Ben de sözde onunla oraya kadar gidecektim. Hava karanlık dedim dönüşte faize. Eskiden karanlıkta çalışırken gitmiyor muydum? Tabii ki işe gidip geliyordum ama tabii ki yıllar geçti. Dedim dönüşümü orada şimdi dedim grup şey kuçkuçular var. Ona tedirgin oldum. Zaten o da dedi gelme dedi ya sen niye geliyorsun onu anlamadım dedi, biliyor çünkü fırını bineceği yeri biliyor oraları. Tamam dedim ben, suyunu muyunu doldurdum, kapıdan onu geçirdim, uğurladım, hadi dedim kolay gelsin, hayırlı işler dedim. Geleceğin zaman haberleşelim çünkü benim de sağım solum belli olmuyor. Tamam birkaç gün içinde geleceğim dedi, hazırlayayım hepsini dedi. Bir yeri gidesim tutar. Belli mi olur? Bir işim olur. Haberleşiriz hayatım dedi. Yeleği giydi benim. Üstüne de montu gitti. Çıktım balkona. Mükücüm de benden işe giderken uyuyumdur benim o. Feyzacığım da bir iki kere benden öyle şey önce okula mı dershaneye mi bir yere gitti. İlla ki o gidesiye kadar, hatta ben şuradan gitti dedim, o aşağıdan gitti. Arkadan bakarım, el sallarım kaybolasıya kadar. Onu müküye de yapardım. Baktım kapıyı açtık. O giderken üstümdeki benim kardeşimiz erken işe gidiyormuş ona. Günaydın dedi, günaydınlaştık. Çıktım, Serap yok. Allah'ım diyorum, acaba şimdi yoldan araba gürültüsünden kapıyı çalsa duymam. Çünkü orada uğultu var balkonda. Ama diyorum telefonu çalsa aklına gelirim. Acaba bir şey mi unuttu diye düşünüyorum ben. Allah Allah, şöyle perdeyi de oraya gelmiştim ya. Şöyle açık bir şey yaptım, büktüm. Aa, Serap yok. Dedim bir dakika daha bekleyeyim. Çıkacağım artık merdivenden. Bakacağım dedim, belki kapıdadır, belki oralarda dedim, hani bu kadar seri hızlı onu geçirdim, o merdivenden inmeden ben burada tüydüm bittim zaten balkonda, el sallayacağım ya geçireceğim hayırlı işler diye, ona imkan yok zaten kesinlikle öyle vınlayıp gitmesi. Ha ben olsam ben vınlarım. Anam bakıyorum benim komşum, kardeşimiz arabayı kenarıya, ondan hani oldu ineli Serap'tan. Serap botlarını giyiyordu. Çocuk günaydın dedi, indi. Aracını geri geriye tabii açtı, ısındı, çalıştı derken dedim herhalde bunu bekledi. Biraz da ya ağırdır ya arkadaş. Bir baktım kurulmuş arabanın önüne. Gülesim çıktı dedim, canım çıkmasın. Ben daha merhabalaşıyoruz mesela. Ben evde durmadığım için, onlar da çalışan insan olduğu için öyle birbirimize gelip gitme şeyimiz olmadı. Ama dışarıda gördük mü konuşuyoruz. Apartmanın bir sorunu için biliyorsunuz. Logar kapağımız çalındı.
öyle bir irtibata geçtirdik. Anahtarı değiştirdim o şekilde. Ya da dışarılarda yazın bahçede gelirken oturuyor evde olanlar. Dışarıda öyle ayaküstü o şekilde. Ana kurulmuş eller de böyle. Beni nerede görecek? Kardeşimiz döndü, araba fınladı gitti. Ay. Şimdi nereye kadar gidecek, nasıl edecek? Serapçığımız girişkendir. Mükü de öyledir mesela. Ha, ben iyice tanıdıktan sonra çok şey olurum yani. Ya herkesin huyu farklı farklı. Yani onlar aşağıda konuştuysa ondan çıkamadı benim hatun. Baktım 5 dakika sonra mutfağımız da dandiniydi. Onun yanında şey yapmak istemedim. Hani toparlamak dedim, bırak kalsın. Ama makineye koyacakları koydum da. Ben mesela her şeyi akşam bir şey değilsem şeyli koyarım. Bir iki tane kalır dışarıda. Onları toplanıp telefon çalıyor. Baktım Serap. İyi konuşamadım da yanımda. Dedim efendim söyle. Hayatım dedi. Anladım ben zaten. Kardeşimizi söyleyecek. Adını da söyle de unuttum bak. Ne zaman sohbet ettin aşağıda, ne zaman ahbap oldun 2 dakika içinde. Arabaya bindin de gidiyorsunuz. Kardeşimiz de çok iyi bir efendi çocuk. İşte dedim ya, öyle şeyden konuşuyoruz diye. Baktım senin dedi adını da bak şey unuttum. He, o kardeşimiz dedi. Şey verecek, kartını verecek sana dedi. Dedim sen şimdi onun yanında arabada mı gidiyorsun? Ha belli mi olur çocuğun işi? Aksu tarafındadır diye düşündüm. Sesin duyulur. Ha mahcup olurum diye. Kız ne ara şey yaptın diyecektim. Sohbet ettin de hani şey oldu diye. Hani öyle şeylerde mümkün öyledir. Yok yok dedi, duraktayım dedi. Onlar konuştuysa herhalde Allah razı olsun, kardeşimiz oradan geçecekse demiştir abla gel götüreyim teyze ya da evladımız yaşında küçük bile çocuklarımızla. Abi gülme aldı ben, o şimdi servisi bekleyecek ya, ilk defa binecekti heyecandan diye söyleyecek şeylerim vardı da söyleyemedim daha. Kart bırakacak dedi. Unutma, ben geldiğimde bana unutturma. Ben unutmam zaten. O kartı bana verirsin. Tamam oldu dedim. Hani ne iştir? İşini söyledi. İşiyle ilgili bir reklam amaçlı. Kendi işinin arasında bir şeyler yapacak. Onu iyice net geldiği zaman kardeşimiz akşam bana kartını verir. 2-3 gün sonra Serapçığım geldiği zaman veririm. Ya faydam olsun. Böyle şeyleri çok düşünür. Çok şeydir. İnce düşüncelidir. Sağ olsun. Ama onun araba bizim buradan çıkarken hiç aklıma gelmez. Elleri de böyle yapmış, valla bir kurulmuş araba. Balkondan güldüm. Tabii onlar araba içinde beni göremiyor. Tabii böyle geçiyor. Vınlayıp gitti. Karşı tarafta olsa belki. Dedi çocuğa dedi yardımcı oluruz. Belki dedi yani bir şey olur dedi. Olur veya olmaz. Hem çevre dedim. Olur 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 dedim. Şimdi gelsin takacağım. Kız ne ara sohbet ettin de bindin arabaya. Ben yapamam. Bak ben yapamam mesela. Herkesin şeyi. Serapçığımız ama öyledir. Bir de öyledir. Yani git sabah sabah gider ayak. Güldürdü beni. Ben de el sallayacağım. El kaldı böyle. Ay tövbe tövbe. El kaldı böyle. Ama güzel sohbet ettik sabah sabah. Ama akşam çok güzel dakikalarımız geçti hakikaten, özlemişik birbirimizi. İşte Aralık ayında işte bu ayın içinde artık ortasında mı olur sonunda mı olur bilemeyeceğim. Ayrılacak temelli değil, yazın devam. Sıkıştıkları zaman çağırıyorlar. Niyetimiz ilk etapta bilmiyorum. Yeğenimle konuştuk. Bursa'da sevdacığımız var bizim. Ben zaten Sevda'nın bahanesiyle tanıştım.
Sevdam da benim o taraf orada çalıştıydı. Telefonlar kayboldu, etti, oluyor öyle. Aslında Sevda'yı konuşuyorduk mutfakta saat 10:30 falan. Neler yapıyor dedim, Bursa'da böyle böyle kızlar yanında yani bayağı. Ay edepsiz dedi ya, zilli dedi. O, mesela o şekilde sevmeleri vardır, bana seksi keçim der. Öyle derdi bana telefonca, seksi keçim. Dedi ver bakayım numarasını dedi. Verdim. Belki dedi hani değişmiştir numarası, unutmuşsun. Hakikaten de belki de öyle oldu. Onu aradı. Sevdacığımı aradı. Sesini duyuyorum ben de Sevda'nın. İşte Serap bir şey kız dedim. Serap dedim ben. Zilli o da edepsiz. Tanıdım ki sesinden diye, Serap'ın sesinden. Bir yarım saat konuştuk öyle üçümüz. Ne olursunuz dedi, hani çıkın gelin. Hadi ben de hep niyetleniyordum. Teyzem dedi, annem der hem o bana. Gelin dedi hani işte. Dedim vallahi bakalım bir izine çıksın da düşünürüz dedim. Onları konuştuk bir yarım saat. İşte niyeti Serapçığımın öyle dedi. O izine çıktığı zaman yılbaşını şeyde geçirecek, oğlunun yanında geçirecek, İstanbul'da oğlu. Çok kalacak mısın dedim ben, bizim hani de dedim ya yapacağımız şeyler var. Tabii hemen şimdi ben de bir iki gün sonra gelecek ama ayrıldığı zaman da çok fazla kalmayacak, vınlayacak İstanbul'a gelecek. 3 hafta, 1 ay kalacak orada. Ondan sonra geldikten sonra biz yapacak olan şeylerimizi o zaman yapabilirsek, hayata geçirebilirsek o zaman başlayacağız yapmaya. Ona da duruma bakacağız. Onu dedi o. Sevda'yı da çok özledim dedi. Bayağıdan beri görmüyor. Yıllardan beri. Telefonu kapadıktan sonra öyle dedi. Ya dedi, Gayzeciğim dedi. Ben dedi ayrıldıktan sonra dedi İstanbul'a gideceğim ya dedi. Dedim ben. Bir de bizim bekleme bir sürecimiz var. Beklemek zorundayız şimdi şu an. Dedim ya işlemler falan diye. Şey yapalım dedi. Bursa'ya gidelim dedi. 3 gün falan Sevdacığımda kalalım dedi. 3-4 gün dedi. Hem ben özledim dedi. Hem sen görürsün dedi. Oradan dedi ben dedi İstanbul'a dedi. Oğlanın yanına dedi. Sen buraya. Olurdu bak o dedim ben. Oğlanın yanına o bana bir kere daha gitti. Geçen sene de yılbaşını orada geçirdi. O zaman da 1,5 ay falan kaldı. Zehracığımız gelmedi. Daha 8 aydır İstanbul'da o. Söylemiş. Ay ben dedim o kadar uzun kalamam dedim. Ha 1-2 günlüğüne olsaydı giderdim. Demişti o zaman. O uzun kaldı gitmeyince. Hatta Zehroş'la ikisi gidiyor. Hayatım ben o kadar uzun kalamam dedim ben. Ha 1-2 gün olsaydı belki. Ha niyetimiz de o var. Ama bu ayın sonuna doğru mu ayrılır artık bilemeyeceğim. Ortasında mı ayrılır? Ne zaman ayrılır bilmiyorum dedi. Birkaç gün burada kalırız dedi. Yapacağımız şeyleri bir otur konuşuruz dedi. Ondan sonra dedi bu şekilde, ha o şekilde olabilir dedim. Ben dedim ben Sevda'ya gideriz beraber. 2-3 gün orada kalırız. Sen İstanbul'a oğlunun yanına, ben Antalya'ya. Kız Belgin'i de götürelim diyor. Şimdi artık gitmeye karar kıldık ya, onu da götürelim. Bunu da. Dedim dur bir Serap, o gün gelsin plan yapmayalım. Dedim Belgin zaten gitmek istiyordu ama ne zaman bilmiyorum. Niyetimiz o. Öyle diyor bana. Şuraya oturduk da. Kız buraya Noel şey gibi süsleyelim, sana şöyle yapalım be. Beraber mi gireceğiz yeni yıla dedim. Yok ben İstanbul'dayım. Kime süslüyoruz bunu dedim. Ben dedim kendi başıma dedim. İstemiyorum dedim ben. Boş ver kalsın dedim ben. Ne gerek var? Onunla uğraşacağımıza dedim ben. Yelekleri dürteleriz dedim ben. Ama konuştum ha. 2-3 gün sonra bakalım. Telefonlaşacağız. Gelecek dediğim gibi. Buradan çıkasıya kadar izne büyük ihtimalle benden gelip gidebilir. Servisini de ayarladım. Konuşacağımız, yapacağımız şeyler var. Bakalım inşallah. Rabbim nasip ederse. Kalkayım. Yine burayı otururken şey yapmıştım. Çalıştırmıştım tekrar. Makineye çamaşır atayım. Onun kazanı falan götürmeyeyim. Götürme kire mi atayım dedim. At kire dedi. Çamaşırları kire atayım.
Sonra ne yapacağız, ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağım. Bugün yemek iş canım. Vallahi yemek memek de işte olmadı. Biri geldi mi yapıyorsun. Gerçi kendime de yapıyorum da. Düşünürüz neler yapacağımızı önce. Bir kalk de kalk. Deyin bana kalk. Oraya koşturacağım, buraya koşturacağım. Onu yapacağım, bunu yapacağım derken... Saat almış başını gitmiş şeyden. Gürültüden şeyi de durmadım. Duymadım. Zili de duymadım. İyi ki son anda duydum. Makine elektrik sürtkesini durdurduğumda. Şimdi diyeceksiniz üst üste şeyde kahve içer gibi. Videoda. Ne yapayım? Hep temizlik. Bazı arkadaşlar demiş arada temizlik videoları gelsin diye. Lan ben her gün süpürüyorum. Her gün süpürdüğümü mü çekeyim? Genel temizliklerde olur. Yaparız. Hep beraber şöyle bol şarkılı. Ne yaparız? Bursa çiftetellisi. Hadi gülüm yandan. Biz korkmayız ondan bundan. Ya da oynasın yandan diye o yaparız. Kahveni alayım içeyim onu diyorum. Zil çaldı. Hayır ki duydum. Baktım. Zili duymadım zaten. Zil çalmış. Telefonum çaldı. Baktım benim rehberimde kayıt olmayan bir numara. Açtım. Ben pek genelde açmam. İyi ki de açmışım. Baktım Faize var der. Evet buyurun benim dedim. Karbonuz var dedi. Ay Sedacığım ya. Zahmet ettin annem ya. Zaten ondan açtım. Kargoya verildiği zaman mesaj geliyor. Kimden oldu diye. Yoksa kesinlikle rehberimde olmayan numaraları asla ve asla açmıyorum. Onun için açtım. Baktım dedi hani zile basmış makinem çok gürültülü ya. Kibarcığım benim. Çok kibar dedik yaptı. Neyse alalım kahvemizi kahve köşemize geçelim. Ben de merak ediyorum. Açmadım. Beraber açacağız. Biliyorsunuz Tuğbe Şimink'ini canlı yayında açmıştım. Çok isterdim bunu da canlı yayında yaparak açmayı. Ama biliyorsunuz ara verdim canlı yayınlara. Onun için böyle videosunu çekip dedim atayım. Hep beraber bir bakalım. Bu arada Sedacığım kocanın kesesine bereketi yapmayın böyle. Gerçekten üzülüyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun ama şimdi yok mok falan bir şey de desem ben bundan 2 sene iki sene, 2,5 sene oluyor. Kızımız vardı. Bu aralar katılmıyor. Çok sıkıntılıydı kendisi. Adını söylemeyeyim. O çok yalvardı. Belgin'in yanında otururken. Ne olursun dedi. Seni çok seviyorum. Ha sıkıntısı dediğim kendi evli değil ama hayatında birisi var. Onunla çok büyük sıkıntılar. Telefon numarası da var bende onun. Vardı. Dedim bak böyle böyle. Ara ara çok bunalımlara girdi. Telefonlaşıyorduk. Sakın kendine gel. Aklını başına topla. Sakın kızım. Sakın yavrum. Bu şekilde diye diye. Vallahi şu an bilmiyorum. Rahat mı bilmiyorum. Hiç yorumlarda da göremiyorum. Şeylerde de canlı yayınlarda da yok. Bak iyi oldu kız. Şimdi bu hediye şeyinde aklıma o geldi benim. O yavrum geldi aklıma. Yani hangisi aklımda kalsın? O çok ısrar etti. Ne olursun dedi bana. Ay o aklıma gelince başkası geldi aklıma ya. Neyse şey
Dedim yok. Sen çok ısrar, dedim yavrum ben şimdi ben hani dedim oraya git postaneye gel, dedim yapma dedim, almış kadar oldum, çok teşekkür ederim dedim. Hatta onu da ben göstermiştim, eski takipçilerim bilir, parfüm. Sanki öteki türlü de çok ısrar etti, ben hayır hayır üst üste deyince hani bak bak aman gibi hissettim kendimi. Tamam gönder yavrucuğum dedim. Yani çok fazla da diyemiyorum hani şey böyle böyle diye, sanki tenezzül etmiyormuş bir havası izlenimini uyandıracağım diye üzülüyorum bu sefer. Kahvemizi alalım, kahve köşemize geçelim, orada sohbet edelim, orada paketimizi açalım. Geldik kahve köşemize. Sabah güneşi değil bu da, öğleni geçti, o güneş kime vurur? Abo! Sabah güneşi İdikli'ye, öğlen güneşi Bitli'ye, akşam güneşi güzele karıştırdım. Neyse o kızımıza fazla ısrar etmiştim ben, yok almış kadar oldum, yok almış kadar oldum. Onun bir iki şöyle kelimesi beni biraz üzdü ve tedirgin eder gibi, lan ya sanki tenezzül etmiyormuşum gibi bir izlenim. Onun için fazla ısrar edemedim. Bir iki kere söyledim Sedacığıma da, sabahlığı gönderen Turbiş'ime de, daha fazla şey yapamadım. Israr edemedim, almış kadar oldum diye şimdi birazdan açacağım. Çok isterdim canlı yayında ama anca videoda, canlı yayında ara verdik. Bir arkadaşım daha vardı, onun adını da vermeyeceğim. Anneciği seyrediyordur belki. Uzun zamandır, bayağıdır katılmıyordu. Telefonla da iletişim kuramıyorduk. O da bana 1-2-3-3-4 parça bir şey göndermişti, onu da söyledim. Ne gönderdiğini söylemeyeyim şimdi, annesi seyrediyorsa üzülür. Belgin'den duydum bayağıdır. İletişimimiz yoktu. Anne dedi, ne oldu dedim ben. Böyle böyle dedi. Çok gençti o da. Kaybetmiş dedi. Ne dedim ben, o kadar çok şok oldum ki. O kadar sağlıklı, o kadar güzel konuşuyordu ki. Anneciyle babacığı vardı. Bana rahatsızlığından hiç söylememiş, bahsetmedi. Meğerse rahatsızmış. Dedim annem nasıl öğrendin dedim ben. Vallahi annesinden bir iletişim, onda belginde de vardı. Ne arayabildim, kalabalıktır diye yandı, kavruldu o anne. Sadece mesaj çekebildim. O kadar üzüldüm ki. İşte bak bugün varız yarın yoğuz. O da aramızda, isim işte dediğim gibi vermek istemiyorum. Anneciği seyrediyorsa çok üzülür diye, sizler de tanıyorsunuz onu. Hani dedim ya bir aile gibi yani insan, o kadar çok şey ben üzüntü duydum ki onda. Mekanı cennet olsun. Ve hakikaten onunla görüşmeyi çok istiyordum. Hatta geçen yaz mıydı, öteki yaz mı ne, Adrasan'dan yazlık senelik annesiyle babası için yaşlıydı, yer tutmak istiyordu. Bana senelik öğrenir misin demişti. Aziz abiyle gittik, bir yer sormuştuk biz. Tabii dedim, ne demek hayatım. Ama bana hiç rahatsızlığından, farklı sıkıntıları vardı, hiç bahsetmemişti. Onu öyle birden duyunca şok oldum. Birkaç tane de ayı o göndermişti. Neyse ayı fazla şey yapmayayım, detaya girmeyeyim şimdi aklıma geldikçe. Onun yorumları falan çok şen şakraktı o da. Bazen o kadar tedirgin oluyorum ki şimdi kız kafama takıldı. Çok bunalımlıydı. Telefonum orada. Diyorum ya, ya yorum yazın bari. Nasıl olduğunuzu, iyisiniz onu bileyim. Ama Çiğdoş'a bir bakacağım şimdi. Aklımda kalan böyle arkadaşlarımız, canlarımız ara verdiği zaman tedirgin oluyorum. Çünkü ötekinde onu yaşadığım için, birden kaybettiğimiz için merak ediyorum. Bir de telefonu olmayanlar var. Mesela buradan diyorum size, ya hatırlatın kendinizi. Yorumu çok mu zor bu?
videonun altına selam da geç. Seyrediyorsan çok arkadaşımız var. Hani yazmıyoruz diye. Hakikaten biz bir aileysek merak ediyorum ben de. Üzüntülü şeyler. Evet, gelelim Sedacığımın gönderdiklerine. Çok zahmet oldu. Vallahi beni mahcup ediyorsunuz canlarım benim Sedacığım ama yavrularını çok öpüyorum. Hele Zeyno. Zeynoş'um benim. Görüntülü WhatsApp'tan konuşunca şöyle duruşu var. Kız hadi bir anneanne de diyorum. Ya da teyze diye diyorum. Annesine diyormuş ki ara ara. Benden ister ona ara ara. Seni buradan yavrularını öpüyorum. Kokulu kokulu Zeynoş'umu öpüyorum. Evet hayatım. Şimdi. Canın çıkmasın. Fındık. Kuru yemişe devam teyze. İçindeki kahve. Ama niye bu kahveler beni çok daha çok neşelendiriyor? Çok sevdiğim için. Evet, kuru yemişe devam. Teşekkür ediyorum. Sigarayı bıraktık ya, yemişe meyveye saldırıyoruz ya. Çok sağ ol hayatım. Eşime de çok selam gönderiyorum. Şöyle. Allah'ım çok öpüyorum. Bir tane tesbihimiz. Bundan benim annemin bir bastonunu saklarım. Böyle bir tesbihlerini saklarım. Bir de şeye benziyor. Hakan'ımın şeyinde küçük Yasin şeyini biz poşetlettirdik. O şekilde verdik. Onu da saklıyorum. Aynı o renge benziyor. Bunu çok iyi yapmışım Allah. Sedacığım var ama neden biliyor musun? Sabır çekmem için. Bazen çok ihtiyacım var. Ay kız inan ki bana onu düşünerekten göndermişsin. Bazen ya sabır. Bazen gelenler geliyor ya. Hiç gelmesin. Al bunu. Sabır çektir. Çok teşekkür ediyorum bir tane. Evet. Aman dur. Leke meke yapmayalım. Rengine bayıldım. Bir açalım. Aman. Şimdi sakınan göze çöp batar. Oo, düğmeli. Şal. Arkadaşlar dur arkadaşa ayakta göstereceğim bunu. İnanın dolabımda hiç asla şimdiye kadar olmayan ve şu anda bile olmayan bir aksesuar diyeyim, kıyafet diyeyim. İnanın 60 yaşındayım. Asla ve asla bu tür gardırobumda... Dur kız ayağa kalkacağım, kalkacağım dur. Şimdi var ya hani derler ya beceriksiz kadın. Dur ayakta toparlayayım onu ben. Kalkacağım ayakta göstereceğim. Ama rengine bayıldım. Çok teşekkür ederim Sedacığım. Kesene bereket yavrum. Dediğim gibi arkadaşlar asla ve asla şimdiye kadar dolabımda bu tür bir şey asla olmadı ilk. Şu anda bile yok. İlk defa bu tür bir şey gardırobuma giriyor. Çok teşekkür ederim Sedacığım. Sağ ol annem benim. Kesene bereket. Allah razı olsun yavrum. Rabbim hepinizin tuttuğunu altın etsin. Şu güzel bakan gönlünüzden ne diliyorsanız ama güzel dileyin. Gönlünüz güzel baksın ki dilekleriniz olsun. Rabbim onu versin. Ben sigarayı bıraktım deyince Serap'ıma ben telefonda söylememiştim.
mutfağımıza geçtiğimizde hadi çay kahve baktı bana. Ben bıraktım dedim. Şöyle bir baktı, benim bırakacağımı hiç kimse inanmıyorum. Evet dedim, ne kadar oldu, 3 ayı geçiyor dedim ben. O kadar sevindi ki artık o balkona gideyim. İşte saçmalama dedim ya. Neyi saçmalıyorsun dedim ben. Otur şuraya mutfağa dedim, sen keyfine bak. Ama sen bak, ben dedim, yani Mükü'ye de aynı şeyi söyledim. Ben onu bıraktıysam, öyle biri gelecek de yanımda kullanmayacak da benden gizli de hiçbir anlamı kalmadı benim bırakmam. O zaman dışarıya da çıkmayayım. Ne anlamı kaldı? Hiçbir anlamı yok. Dedim saçmalama. Otur mutfakta. Ha evimde zaten ben de odamda kullanmıyordum, içmiyordum. Ama mutfakta kapım sürekli açık, mutfakta içiyordum. İşte artık ben bırakınca tedir, hayır dedim gelen arkadaşlarımıza. Asla ben bıraktım diye, aa sen de içmeyeceksin. Ne mantıksız. Olur mu? Hadi o benim canım çekerse. Serap sen şimdi dedim onu düşünüyorsun. Balkona kaçacaksın, içeceksin dedim ben. Arkadaşım rahat olamayacak hep. Ben canım ister diye dedim. O şekilde düşünüyor yani. Birazcık şey oldu, tedirgin. Sokağa çıkmamam lazım dedim. Televizyon seyretmemem lazım dedim. Seyrettiğimiz filmlerde, dizilerde ister istemez şey olsa da bazılarında görünüyor. Hani benim yemek yiyip de aa işte yemek yiyorsun. O zaman televizyon da seyretmeyeceksin, çarşıya da çıkmayacaksın. O zaman dedim ben dışarıya çıkmayayım. Herkesin yolda ellerinde bir yere kahve içmeye, çay içmeye oturuyorum. Açık olan yerde herkesin elinde var. Dışarıya da mı çıkmayacağım dedim. O dedim saçma bir şey. Çok sevindim. Kız nasıl yaptın dedim. 1,5 seneden beri uğraşıyorum. Ona da anlattım kısaca. Dedim ben böyle böyle dedim. Ben Allah kabul etsin dedi. Hani okuduğumu söyledim. Her okuduktan sonra dedim dua ettim. Allah'ım sen bana akıl fikir verdin. 2 yol verdin. Şu yol senin, bu yol. Hani bunu da kullanabilirsin. Ha bana bunu bıraktır deme. Bana öyle diyor. Birkaç kere söyledim. Sabah kalktık öyle diyor. Büyük ihtimalle kendisi dedim bırak sen de arkadaşımın. Sadece söyledim ama ısrar yok. Sağlık için dedim ben. Sabah kalktı, akşam kaç kere sordu bana. Nasıl hani şey yaptın, dua ettin diye. Sabah gene sordu. Ne dedin, ne demiştin dedi. Dedim Rabbime dedim ki açtım ellerimi okumam bitince. Allah'ım bana o gücü ver. Bırakma gücünü ver. Hani Allah'ım bana buna bıraktır demedim dedim. Rabbim bizi yarattıysa akıl vermiş, fikir vermiş. Hani bana bunu bıraktı. İçmeseydin. Yani içmeseydin. Akıl vermiş, fikir vermiş. Hani bana bunu bıraktır değil dedim ben. Rabbim bana o gücü ver. Rabbim bana o gücü ver dedim. Bir kalktım dedim. Birden silindi. Ha sıkıntısını çekti mi? Evet. Ama o gücü de verdi bana. Sabah onu soruyor. Canım arkadaşım benim. Nereden geldi oraya orayı ben? Ha yanımda içmeyecekti. O da ona şaşırdı. Şok oldu. Kıyamam. Neyse kadın kadın çok konuştum değil. Neler yapacağız Serap'la neler. Oho, sürpriz. Şimdi ne yapıyorum? Kalkayım ayna karşısında. Bu gardırobuma ilk defa giren, şimdiye kadar hiç girmeyen gardırobuma. Şalımızı hem bolero gibi önünü kapatırsan hem şal gibi. Süper. Onu şöyle bir ayakta görelim. Hayatım zaten gardırobumda hiç bulunmadığı, kullanmayı bilmediğimden kaynaklanıyor. 5 dakikadır ayna karşısında. Aa, gerçekten. Nasıl arkadaşlar? Evet. Çok teşekkür ediyorum Sedacığım. Kesene bereket. Tekrar söylüyorum. Dediğim gibi hiç gardırobumda şimdiye kadar bulunmayan bir ilk dedim düğmeye bakar mısın? Aceleden tövbe tövbe estağfurullah.
estağfurullah. Şöyle düzgün ilikleyelim. Evet, hiç dolabımda bulunmayan, evet. Bir şal ve bunu bu şekilde ne diyorlar ona, bolero mu diyorlar? Ama rengi güzel, harika. Hayatım çok teşekkür ederim. Hani benim yeşil pançom onun gibi bunu da giyer. Aksesuar şeklinde şöyle salına salına çıkarız. Ellerine sağlık hayatım. Çok teşekkür ederim. Bu güzel hediyen için seni buradan tekrar Zeynocuğum ve yavrularımla öpüyorum. Ne yapalım? Burada ayna karşısında kaçalım, gidelim mi? Aynen. Buradan veda edelim. Bir güzel videomuzun sonuna daha geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.